Demek erkeğimde gözün var ha? Melek ne olur bırak. Yalvarırım ah! Ah! Yardım edin! Ah! Melek ne olur dur! Melek! Demek erkeğimin peşinde dolaşırsın ha? Bittin sen Eylül! Bittin, bittin! Melek ne olursun dur! Yardım edin! Bittin sen Eylül! Önce senden kurtulacağım. Saçlarından tutup sürükleyeceğim seni. Yağız'ın etrafında dolaşmak neymiş göreceksin. Geç kızım geç. Buyurun buyurun. Hemen sofraya geçelim. Acıkmışsınızdır, güzelce bir kahvaltı yapalım. Buyurun efendim buyurun. Nermin, hizmetçiye söyle çayları getirsin. Nermin. Gördün mü kızı? Tam Yağız'a göre değil mi? Aynı adı gibi. Çiçek gibi maşallah. İsviçre'de okumuş. Akıl desen onda, güzellik desen onda. Yağız Eylül'ü bu çiçek sayesinde unutacak. Adnan, Allah aşkına bu işler nasip kısmet işi ama... yani olur mu öyle ayaküstü? Allah aşkına ama yani. Aması falan yok. Bir de şu meleği koluma nahi görüyordun. Baksana şu kıza. Şu çapulcu melek mi? Yoksa şu canım kız mı? Ben sana diyeyim, Yağız'la çiçeğin sözlerini iki güne keseriz. Bitti bu iş. Ay Allah kahretsin. Bir de bu çıktı şimdi başımıza. Bu sucuk bizim Adana'dan Zühtü Bey. Buyurun. Kızım sen de ye. Afiyet olsun. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Geber inşallah. Boğazında kalsın. Yağız gelmiyor mu? Aramadın mı? Aradım aradım da. İşi varmış. Bizim oğlan tam bir işkolik. Bir yandan bizim şirketin işleri, bir yanda kendi kafesi. Kahvaltı yapmaya bile vakit bulamadı. Yoksa sizi görmeyi çok arzu ediyordu. Erkek kısmı öyle olmalı. Gerçi bizim kız da öyledir. Şimdiki zaman gençleri evde olmayı sevmiyor. Çalışmayı seviyor. Ben bir arayayım. Yağız neredesin sen? Hemen eve gel. Zühtü Bey'le kızı Çiçek seni bekliyor. Baba, anneme de söyledim. Benim bugün işim var, ben gelemem. Ulan bunlar senin için geldiler. Bırak işi gücü, hemen gel. Baba kusura bakma ama onu bana sormadan misafir çağırırken düşünecektiniz. Gelemiyormuş dersiniz, özürümü dilersiniz. Hadi hoşçakalın. Yağız, Yağız! Sen görürsün onu. Biliyorsun benim oğlum yok. Ama kızım Çiçek şirketin bütün işlerini eline aldı. Annesinin vefatından sonra kardeşlerinin bakımında da yardımcı oldu. Hatta Almanya'da şube açma işine de onun sayesinde razı oldum. Maşallah Çiçek kızımız güzel olduğu kadar akıllı da. Sağ olun Adnan amcacığım. Ben bir üstümü değiştirebilir miyim? Yani Ankara çok soğukmuş. Tabii kızım tabii. Zaten odanı biliyorsun yukarıda. Teşekkür ederim. Boyun devrilsin inşallah. Maşallah Çiçek kızımız ne kadar büyümüş, ne kadar hanım bir kız olmuş. Oğlumla görüşmelerine izin verdiğin için pişman olmayacaksın. O kadar birbirlerine yakışıyorlar ki. Kısmet Adnancığım. Yeter ki çocuklar anlaşsın. Ben göstereceğim size ne yakışıyor, ne yakışmıyor. Yalnız gözünüzü seveyim benim kızın yanında bir şey çaktırmayın.
o niyetle buraya geldiğimizi bilmiyor. Merak etme, çaktırmayız. Nereden çıktıysa bu kız şimdi. Demek Yağız'la o şırtıntı birbirlerine çok yakışıyorlar. Öyle mi? Adana'nın havasının gözünü seveyim. Allah, bunların misafirleri mi gelmiş? Canım cehir, yakayım da eve. Size yakışan neymiş görün. Kız lan sus sen. Aa bırak. Çekilme. Aa kız bırak, benzin bu. İpimi yakacaksın. Bir şırfıntı getirmiş Adnan ödüğü. Yaz'a yamayacakmış. Ama ben bu evi yakayım da. Bu evi tepelerine yıkayım da görsünler. Kız bırak. 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 Bırak dedim sana. Oh. Bana bak. Sen iyice çığırından çıktın. Ben seni buraya dil dil davran diye getirmedim. Kendine gel. Akıllı ol. Marmini yanına çek. Gözlerine gir. Bunlar olmadan ya sana bakar mı? Bakar tabii. Benden güzelini mi bulacak? Eylül bir taraftan, Adnan'ın getirdiği kız bir taraftan Yağız'ın aklını çelmeye çalışıyorlar. Sen akıllı davranmak zorundasın. Evi yakmak ne demek? Böyle mi kazanacaksın Yağız'ı? Ama bırakmam. Ben Yağız'ı kimselere bırakmam. O Eylül'den de, Çiçek'ten de kurtulacağım. Allah şahit, bırakmam. Güzel kızım da hazırsa, çıkalım o zaman. Yağız sizi görünce çok sevinecek. Madem Yağız oğlumun işi var, gelemiyor, biz ziyaret edelim. Hadi gidelim, biraz öyle oldu.